Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım kurallarının bütün gereklerine uyulmuştur? A seçeneğinde tüyap sözcüğü kısaltma olduğundan tüm harfleri büyük olmalıydı. B seçeneğinde 13 Ocak Pazar günü derken ay ve gün adı evet büyük harfle başlar ancak ardından gelen günü sözcüğü küçük harfle başlamalıydı. C seçeneğinde Özlem Hanım başladığı diyette oldukça başarılı yol aldı cümlesinde yine ardından gelen kaplar, ünvanlar, özel isimlerden sonra kullandığımızda büyük harfle başlar. Yine buradaki D'da da ek olan D'da olduğundan bitişik yazılmalıdır. Doğru cevabımız geldi ancak diğerlerine bakalım. D seçeneğinde Erdinç de bizimle gelecek şeklinde ayrı yazılmalı buradaki bağlaç olan D'da. E seçeneğinde ise yeter ki derken yine ki bağlacımız ayrı yazılmalıydı. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Birçok olay dediğimizde birçok sözcüğü bitişik yazıldığından yazımı yanlıştır. Her şeyin ilacı derken ikinci cümlede şey sözcüğü daima ayrı yazılır. Yine bir yazım yanlışı mevcut. Üçüncü cümlede oysa ki kısmında ki bağlacı kalıplaştığı için burada bitişik yazılır. Yine yazım yanlışı mevcuttur. Unutmak şöyle dursun, her gün eksikliğini yüreğimizin derinliklerinde hissetmeye ve bütün hasretiyle yaşamaya devam ederiz cümlesinde herhangi bir yazım yanlışı mevcut değil. Her gün ayrı yazılır ya da buradaki d da ek olduğu için bitişiktir. Hissetmeye sözcüğünde his ve etmek sözcükleri birleşirken bir ses türemesi bulunduğundan yine bitişik yazılır. O nedenle doğru cevabı bulduk. Ancak 5'e de bakalım. İşte 10 kısımlar da bizim için böyledir cümlesinde buradaki lar'lar ekini ayırmayız. Ancak kısım sözcüğü doğrudur. Sadece bu ayrılan lar'lar ekinden dolayı bir yazım yanlışı bulunduğundan doğru cevabımız kesinlikle D seçeneği demeliyiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A seçeneğinde 1950 yıllarda edebiyatımızda ikinci yeni rüzgarı eser cümlesinde hem buradaki ayrılan ekte hem de ikinci yeni kısmında bir yazım yanlışı söz konusu değildir. O nedenle eleriz. 1940'tan itibaren şeklinde gelmeliydi B seçeneğinde. Çünkü gelen ekleri de yine okunduğunda nasıl ki biz K sertünsüzünden sonra dandan geldiğinde bunu sertleştiriyoruz. Yine sayılardan sonra okunuşta da aynı durumu yapmalıyız. Bu nedenle yazım yanlışımız B seçeneğindedir demeliyiz. Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Etmek olmak gibi yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiillerde fiilin oluşması sırasında ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi olursa bu birleşik fiiller bitişik yazılır ses olayı yoksa bu fiiller ayrı yazılır. Babasının kendisine hediye ettiği dolma kalemi kaybetmiş cümlesinde kayıp ve etmek sözcükleri birleşirken burada bir ünlü düşmesi bulunduğundan bitişik yazılır doğrudur. B'de affetmişti sözcüğünde ise af ve etmek sözcükleri birleşirken burada bir f ünsüzü türer. Ünsüz türemesi bulunduğundan yine bitişik yazılır doğrudur. C seçeneğinde seyir ediyordu kısmını görüyoruz. Ancak seyir ve etmek sözcükleri birleşirken seyir sözcüğünde bir ünlü düşmesi yaşanır. O nedenle bitişik yazılması gerekirdi. Doğru cevabımız geldi. Ancak diğerlerine bakalım. Park etti sözcüğünde ilk sözcükte herhangi bir ses olayı bulunmadığından ayrı yazılır doğrudur. Hapsoldu sözcüğü ise hapis ve olmak yardımcı fiilinin birleşiminden oluşurken ilk sözcükte bir ünlü düşmesi bulunduğundan bitişik yazılır. Doğrudur. Doğru cevabımız kesinlikle C seçeneğidir demeliyiz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? A seçeneğinde Kervan yürür peşi sıra düşemem, yıldız akar düşsem de yetişemem dizelerinde peşi sıra ayrı yazılır. Doğrudur. Buradaki DNA da bağlaç olduğundan yine ayrı yazılır doğrudur. Diğer sözcüklerde de herhangi bir yazım yanlışı yapılmadığından doğru seçeneğimiz geldi. Ancak diğerlerine bakalım. Her şey birdenbire oldu. Birdenbire vurdu gün ışığı yere dizelerinde. Birdenbire sözcükleri bitişik yazılacağından yazım yanlışı mevcuttur. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım dizelerindeyse. Buradaki D'da bağlaç olduğundan ayrı yazılmalıydı. O nedenle yine yazım yanlışımız mevcut. D'de çözülürdü zihnimden şeklinde yazmayız. Burada bir ünlü düşmesi söz konusudur. Zihnimden şeklinde yazılmalıydı. Ünlü düşmesini yazımda gösteririz. O nedenle yine yazım yanlışı mevcut. Oysa Rüveyda baştan başa ben dizesinde ise baştan başa ikileme olduğundan ayrı yazılmalıdır. Yine yazım yanlışımız mevcut. Doğru cevabımız kesinlikle A seçeneği olacaktır. Buna göre düzeltme işareti aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir amaçla kullanılmıştır? Düzeltme işareti kimi sözcüklerde ünlüleri uzun okutma, kimi sözcüklerde de ünsüz harfi ince okutma görevinde kullanılır. A seçeneğinde adetleri sözcüğünü görüyoruz düzeltme işareti bulunan. Burada uzun okutma görevindedir. B seçeneğinde hikaye sözcüğünde kendinden önceki ünsüz harfi ince okutma gibi bir görevi vardır. C seçeneğinde ise akif derken yine uzun okutma göreviyle kullanılmıştır. D seçeneğinde yar sözcüğümüz var. Burada da yine uzun okutmadır görevi. E seçeneğinde ise edebi derken yine uzun okutma göreviyle kullanıldığından doğru cevabımız B seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A seçeneğinde elindeki dokümanların hepsini tarayıp bir ürün ortaya çıkarmaya çalışacak cümlesinde doküman sözcüğünü burada gördüğümüz şekliyle yazıyoruz. Döküman şeklinde yazmıyoruz. Burada bir yazım yanlışı mevcut değil. Ki gördüğümüzde de hemen -ler getirmeliyiz. Eğer başka bir cümlede bile olsa elindekiler şeklinde kullanabiliyorsam buradaki bitişik yazılması gereken ki idi elindekilerin hepsini diye kullanabileceğim için burada herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değildir. Doğru cevabımız geldi ancak diğerlerine bakalım. B'de entelektüel değil tek L ile entelektüel şeklinde yazılmalı. B'yi bu nedenle eleriz. C'de ise canla başla şeklinde gelen kısım ayrı yazılmalıydı. Canla başla şekliyle. Bu yüzden C'yi de eliyoruz. D seçeneğinde yazım kılavuzu derken evet büyük yazılmalı ancak kılavuz araya bir I alarak gelmeliydi. Yazım yanlışımızın nedeni budur. Yine E'de de tıraş sözcüğünde araya I girer. O nedenle bir yazım yanlışı mevcut olduğundan doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön adlarının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Yer yön adlarında şöyle bir durumumuz söz konusuydu. Eğer biz bir medeniyet için kullanıyorsak mesela Batı sözcüğünü büyük yazıyorduk. Aynı zamanda bu yön adları yer adından eğer önce gelirse büyük harfle yaz yazacağız. Ancak sonra gelirse küçük harfle yazacağız. Hemen bakalım. Doğu Karadeniz derken yer adından önce geldiğinden büyük olmalıydı. Doğrudur. Aynı zamanda cümle başı Batı Karadeniz derken de yine yer adından önce geldiğinden büyük harfle yazılır. Doğrudur. O nedenle A'yı eledik. Türkiye'nin güneyi derken yer adından sonra geldiği için küçük harfle yazılır. Doğrudur. Güneydoğu Anadolu derken yine yer adından önce geldiğinden yön adımız büyük harfle yazılır. Doğrudur. Bugün kuzeyden eser rüzgarlar yağmur getirecek cümlesinde ise sadece yön bildirmek için kullanıldığından önünde ardında Herhangi bir yer adı bulunmadığından ya da bir medeniyeti kastetmek için kullanılmadığından küçük yazılır. Doğrudur. Ancak TBMM'nin aldığı bu karara Batı tepki gösterdi derken bir medeniyetten bahsettiğimiz için bu şekilde büyük harfle başlamalıydı. Doğru cevabımız E seçeneğidir demeliyiz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım kurallarının gereklerine uyulmamıştır? 2. Avrupa Oyunları Belarus'un Minsk kentinde 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Burada herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değildir. Kent sözcüğü küçük yazılır. Belarus ve Minsk kenti kent ismi olduğundan özel isim olduğundan büyük yazılır. Yine aynı şekilde Avrupa Oyunları ve ay adından önce bir sayı bulunduğundan yine ay adı büyük harfle başlar. Yazım yanlışı söz konusu değil. Minsk 2019 Avrupa Oyunları'nda yarışmalar 14 tesiste gerçekleşecek cümlesinde de yine bir yazım yanlışı söz konusu değil. Buradaki da bağlaç olmadığından bitişik yazılır. 15 spor dalında ve 23 disiplinde yapılacak yarışmalara 50 ülkeden 4000'i aşkın sporcu katılacak cümlesinde de herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değildir. Avrupa Oyunları'nın ilki 12-28 Haziran tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmişti cümlesinde ise evet Azerbaycan ve Bakü özel isim olduğu için büyük harfle başlamalı ancak başkent sözcüğü özel isim olmadığından küçük harfle yazılmalıydı. Dolayısıyla doğru cevabımızı bulduk. Türkiye Bakü'de 5 altın, 4 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazanmıştı cümlesinde de herhangi bir yazım yanlışı bulunmadığından doğru cevabımız D seçeneği olacak. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Sayıları yazarken bu şekilde bitişik yazmıyoruz. Sadece çek senet gibi belgelerde bitişik yazılır. O nedenle doğru yazımı yüz binlerce şeklinde ayrı olmalıydı. Doğru cevabımız geldi. Popülasyon, laboratuvar sözcükleri yine 450 sayısının yazımında bir yanlışlık yok. Yok oldular derken de birleşik bir fiil, olmak yardımcı fiiliyle oluşturulmuş ve ilk sözcükte herhangi bir ses türemesi ya da düşmesi olmadığından evet ayrı yazılır. O nedenle doğru cevabımız A seçeneği demeliyiz.